Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza, yeni videomuza hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız çok şükür Allah'a bir güne daha sizlerle beraber başladık. Saat bir hayli ilerledi. Ben çayımı demledim. Bugün misafirliğe davetliyim. Dünden biraz dolmam var. Yanında böyle bir iki bir yemek falan bir şeyler yapasım var. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum diyebilirim arkadaşlar. Bir taraftan kahvaltımı hazırlasam, bir taraftan evimi mi toplasam, bir taraftan misafirlik için mi hazırlansam diye düşünüyorum. Yan binadan Fatma teyzemiz çağırmış, davet etmiş. Dün komşularım söyledi. Oraya davetliyiz, oraya gideceğim. Ama öncesinde şöyle bir ortalığımı falan bir toparlamam lazım. Cansucuğumla şimdi bir takışırız. İkimiz bir elden hallederiz. Yatak odamı falan bir toparlayayım. Sonrasında da bir duşa gireceğim. Sabahleyin kalktığımda arkadaşlar su mu kesikti. Valla kızlar yazmış gruba sular var mı diye. Ondan sonra baktım bizde de yok dedim. Bizde de yok kızlar. Ama çok şükür suyumuz geldi. Saçlarım falan şöyle baksanıza kirlendi baya. Böyle uzun olunca da çabuk kirleniyor. Hani her gün yıkamak gerekiyor gibi oluyor işte. Neyse bakalım. Hemen ortalığımı toparlayayım. Yeni güne başlamış olalım. Kıymetli yorumlarınız için, kıymetli beğenileriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Elimden geldiğince yetişmeye, dönmeye çalışıyorum sizlere. Lütfen videolarımı beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Son videolarıma bakarsanız etkileşimimiz bayağı bir düştü. Belki de bu şeyden sebep de olabilir. Tabii hani sürekli hastalık, sürekli yorgunluk gibi şeyler konuşulduğundan dolayı da olabilir tabii ama her şey bizim için. Neyi yaşıyorsam onu çekiyorum, onu paylaşıyorum sizlerle. Yorgunken, halsizken, işte sıkıntılıyken de rol yapamam karşınızda. Neysem oyum diyorum, neyi yaşıyorsam onu aktarıyorum size de. O yüzden kıymetli yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi bekliyorum. Destek olmayı lütfen unutmayın. Güzel arkadaşlarım, desteklerinizi bekliyorum. Üzüm, ne oldu bu halıya üzüm? Bakın halıya. Kaydırmazı kaldırdım ya. Halı kaymış, duvara kaymış. Az önce bir koşturdu. Bir cozuttu böyle evin içinde. Halıyı kaydırmış. Alışkınız biz artık. Öyle yani güzel arkadaşlarım, desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Ne oldu annem? Oraya giremezsin. Hayır. O kapı kilitli, tuvaletin kapısı arkadaşlar. Vallahi kilitliyoruz. Yoksa açıyor, giriyor içeri. Haydi bakalım. Şimdi ben şöyle bir ortalığımızı falan bir toparlayayım. Evimizi falan bir toparlayayım. İşimizi, gücümüzü yoluna sokalım bakalım. Haydi bismillah. Yeni gün çok güzel geçsin. Şöyle yatağımı toplayarak güne başlayacağım arkadaşlar. Her gün olmazsa olmazımız yatağımızı toplamak. Şöyle önce bir şeyi de açayım. Sabahleyin lokum geldi yanıma. Bir görseniz teyzeleri geldi. Beraberce uyuduk. Bilmiyorum siz seviyor musunuz ama iki yastıkta yatmayı çok seviyorum. Ben Ali işe gittikten sonra onun yastığını alıyorum hemen kendime. Ondan sonra iki yastığı üst üste koyup uyuyorum. Bu sabah da uyandım arkadaşlar. Vitaminlerim öyle düşük de değil ama niye böyle oldu? Uyandım ama yataktan çıkamadım. Yatak odasının işi tamam. Yatak odasını toparladım. Süpürgemi aldım arkadaşlarım. Geldim şöyle salonumuza. Üzümün yattığı yerleri bir ayarlamam lazım. Toparlamam, temizlemem lazım. Bakın gördüğünüz gibi. Önceye nazaran tüyü çok çok azaldı arkadaşlar. Tüy dökmesi çok çok azaldı. Çünkü Cansucuğum böyle malt gibi bir şey başladı ona. Hatta malt başladı. Vitamin desteği gibi. Ondan sonra daha da bir azaldı. Cansucuğum da şimdi şeyi temizliyor. Minnoşların kum kabını temizliyor. Ben de buraları bir temizleyeyim. Ondan sonra yerleri artık fırfırella mı süpürür, Cansucuğum mu süpürür, dik süpürge mi süpürür bilmiyorum. Şurayı bir halledeyim.
Salonun işi tamam arkadaşlar. Bir koltukların işi ve mobilyaların üstü. Mobilyaların üstünü de alıyorum. Masaya kadar alıyorum süpürgeyle. Çünkü hani kediler gezdiği için minnoşlar tüyleri dökülebiliyor. Tozunu ayrıca alıyorum. O şekilde böyle tozunu alırken hani tüyler yere düşmesin diyerekten. Şimdi buraları hallettim. Balkonda sıra balkonda. Balkonu da bir halledeceğim. Şöyle balkonumuzun da oturma grubumuzun da kedi tüylerini falan bir alayım sehpamızın. Ondan sonra yerleri falan hallederiz. Ya ben hallederim ya Cansu halleder ya Fırfır ile halleder. Bir şekilde hallederiz yerleri de. Oh ev düzene girmeye başlayınca vallahi insanın içine bir huzur geliyor. Şu camları da bir halletsem güzel olacak ama Cansu dün akşam da dedi anne iyi ki silmedim boş ver dedi. Çünkü dün akşam da yağmur yağdı arkadaşlarım buraya. Öyle yağmur yağınca da insanın içi bir ferahlıyor yani yalan değil. İyi ki silmemişim, iyi ki yapmamışım diyor. O zaman ben işime devam edeyim. Dediğim gibi misafirliğe gideceğim. Misafirliğe de geç kalmayayım. Pufumuzu da ortalayayım şöyle. Pufumuzun üstünün tozunu da aldım. Başlayınca her yere bir el atıyoruz. Sizler gibi ben de işte arkadaşlarım. Evin işi bitiyor mu? Bitmiyor. O zaman devam edelim. Yeliz bacınız hazırlandı, giyindi, duşunu aldı, bir iki bir şeyler sürdü, komşularını aradılar giderken ben birazdan geleceğim dedim ve böyle elim kolum boş, çanta falan almadım yan binaya geçeceğim için, şöyle siyah kot pantolonum üstüne böyle bordo mu diyelim artık ne diyelim gömleğim, ayağımda terliğim arkadaşlar. Yan binaya hiç spor ayakkabıyla giy çıkar uğraşamayacağım dedim yani. Böyle hazırım azıcık bir kalemle rümen sürdüm. Dudağıma bir şey süremiyorum. Dudağım çok kötü. Öyle işte. Hadi bakalım. Ve Yeliz bacımız eve geldi arkadaşlarım. Cansucuğum da Elif'lere gitti. Ondan anahtar istedim. İlacımı istedim. Vallahi. Şimdi geldim eve. Fırfır çalışıyor. Kurutma makinamız çalışıyor galiba. Annem geldim ben. Geldim ben kızım. Minnoş'um. Annem geldim. Geldim kızım. Minnoş kızım benim papatyam. Hah. Üzüm. Aşkım. Heh. Halıyı katlamış. Evet, işi bitti. Lokum çekil oradan. Lokum çekil. Kızım çekilsene. Çekil annem çek. Lokum çekilmediği için yönünü değiştirdi. Heh, buradan gidiyor şimdi. Üzüm. Bal çocuğum benim, bal. Her evden çıkmamız bir kaos. Her evden çıkmamız ya bu kadar olmaz annem. Olmaz annem olmaz olmaz. Geç. Geç çabuk. Çabuk. Dövme çocuğu. Şşt. Uslu durun. Arkadaşlar. Çıkıyoruz. Hem de hep beraber. Yani hep beraber dediğim Caner, Ali, ben. Cansucuğum dışarıda. Ay. Oy bugün de koşturmacalı geçti. Bir kapı daha yapacağız gelen geçim. Cansucuğum aradım. Kızım dedim neredesin? Elif'le Adax'ta alışveriş yapıyorlarmış. Bir şeyler deniyorlarmış. Dedim hep annesiz geziyorsun dedim. Azıcık sitem ettim ona. Ondan sonra gelseydin diyor. Komşuya gittin diyor. Ondan sonra dedim Arzu teyzene kahveye gidiyorum. Caner'cim dön çocuğum. Arzu teyzene kahveye gidiyorum. Oraya gelirsin istersen kızım dedim. Tamam anne dedi. Elif'e dedi Arzu teyzem kahveye çağırıyormuş diye. Şimdi Ali ile Caner beni yakınına bırakacak Arzu'ları. Arabayı al git dedi. İnanın bende bir halsizlik var. Anlatamam size. Hani Arzu'ya da hani gitmeyi çok istiyorum ama bir tarafım da evden çıkma diyor. Öne geç oğlum istersen. Ben ineceğim yolda zaten. Bir tarafım da Yeliz otur evde yat yat dinlen diyor sanki ne yaptıysam. Vallahi arkadaşlarım bu nasıl iştir anlamadım. Ali'ye de nazar okuttum. Ay canım benim okudu nazarımı sağ ol gocacığım Allah razı olsun.
Allah kabul etsin. Amin amin. Ay gerçekten ne oldu yine? Böyle kendimi hani toparlıyorum dedikçe daha da böyle bir hani ağırlık çöküyor gibi üstüme. Böyle kendimi evin içine girdim mi bana bir şey oluyor diyebilirim. Ya dışarıda gayet enerjiyim. Ama evin içine girdim mi üzerime bir ağırlık çöküyor. Anlatamam size. Arzu aradı, hadi dedi gel hadi. Aslında ben şeydeyken, misafirlikteyken, Fatma teyzemdeyken aradı beni. Ben dedi çarşıya gidiyorum Yeliz'cim, haydi gel. Ay Arzu dedim, misafirlikteyim. Ondan sonra Aslı'yla konuştuk da dedi, Aslı gelecek çarşıya. Onunla buluşacağız çarşıda dedi. Dedim hani misafirlikteyim, sonrasını da hiç bilmiyorum Arzu dedim. İşte sonra ben eve geldim öyle. Biliyorsunuz zaten. Sonra Ali geldi, Caner geldi. Onların karnını doyurdum. Dünden yemeklerim vardı. Sonra işte Arzu aradı. Hadi dedi kahveye gel. Reyhan da geliyor, Emine de geliyor. Aslıcığım zaten bende dedi. O zaman tamam bakayım Arzu dedim. Hani gelebilecek miyim, gelemeyecek miyim? Kendimi iyi hissetmediğimi söyledim. Gel dedi, havan değişir. Bir enerji yerine gelir dedi. Öyle gidiyoruz bakalım arkadaşlarım. Allah herkese böyle güzel arkadaş, dost nasip etsin. Susayım. Çok konuştum gene. Susayım. Gidelim bakalım. Neler yapacağız? Cansu'ya da haber vereyim. Hani kızım ben geçiyorum gelin Elif'le diye. Söylemiştim de. Geçtiğimi de haber vermiş olurum. Arzucuğum kahvelerimizi yapmaya başladı. 3 tanesi yapıldı. Diğerleri de yapılıyor. Bir taraftan da hurma çıkardı bize şöyle. Vallahi Ali ile Caner de azıcık dolanacaklar dedim. Beni bırakın. Siz dolanın birazcık dedim. Ondan sonra böyle. Geldim. Vereyim mi bunları Arzu? Soğumasın. Olur. Şöyle hemen götürüyorum. Böyle balkona geçelim. Oo, burada hazırmış zaten. Bakar mısınız? Oh, ziyafet. Vallahi çok şükür bugünümüze. Allah iyi insandan ayırmasın. Hep diyorum ya, sizleri de iyi insanlara denk getirsin. Maşallah. Subhanallah. Kaç kök. Çok güzel görünüyor ya. Maşallah. Adı para çiçeği, diğer adı Pilea arkadaşlarım. Böyle. Arzucuğum buraya çiçeklik aldı. Ben de böyle bir çiçeklik mi alsam diye düşünüyordum ama şey rafı şeymiş, küçükmüş. Hani böyle iki tane saksı yan yana koyarsam daha derli toplu durur benim de diye düşündüm. Reyhan o köşede çok yer tutuyor ya. Böyle ikili olanları al. Emine'nin ikili değil mi? Emine'ninki şey ya, lambeder ya. Bu şekilde ikili olanları da vardır muhakkak. Şeyi uzun hani böyle birazcık daha. İki saksı sığacak şekilde diye düşündüm. Bir bakmak lazım. Ne güzel derlemiş, toplamış. Böyle işte arkadaşlarım, kahveler geldi. Reyhancığım bir selam ver. Selam arkadaşlar. Öpüyorum seni Reyhancığım. Ben de. Böyle diğer kahvelerimizi de alalım, gelelim bakalım. Ve sodalarımız, hurmamız da böyle. Bakın size ne göstereceğim. Dün gösterecektim aslında ben size. Emine de gösterecektim. Ama Emine bu sendekinin aynısı mı? Emine kendine yapıyor. Sendeki mi? İşte sendeki mi bu? Evet. Şu kenarları böyle beyaz değil de sonradan mı sürdü? Beyazdı. Ahşap oldu. Tamamen sarı değil miydi bu? Hayır. Şunlar yoktu ben dün gördüğümde. Ha, evet, tamamen sarıydı. Beyaz. Ha. Hatta dedim ki birazcık çiğ durmuş acaba dedim. Şey yapsam mı? Şey... Renklendirme gibi böyle. Hı-hı. Hani şu tonlama beyaz, gibi yapsam mı dedim. Hem beyaz. Çok güzel. Eline sağlık. Hem beyaz hem gold. Eski beyaz. Emineciğim benim gidemediğim kursa hala devam ediyor. Çok kötü bir durum değil mi arkadaşlar? Çizer mi? Altında bir şey mi var? Yok, bir şey yok da. Ha. Şöyle vallahi arkadaşlarım, Emineciğim çok güzel şeyler çıkarmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Maşallah subhanallah, nazar değmesin arkadaşıma. Ama çok maliyetli. Evet. Ne yazık ki yani, güzel, çok güzel ama yani baktığınız zaman maliyet olarak çerçevesi, şu üstünün alçısı, altının, bu da mı alçı? Bu böyle bütün mü? Bu böyle bütün. Polyester bu, alçıdan değil. Polyester. Ben hani böyle parça parça sandım. Şu da bir bütün o zaman. Çerçeveyle aynen, içi bütün. Çerçeve. İçine yazıyı, baskıyı kendin yaptın. Aynen, kendim yaptım. Böyle çok güzel. Bu da sümbül, çok güzel. Ama maliyeti ne kadar, bir de fiyat bilgisi verelim mi? Maliyetin değil de hani dışarıya yapılsa kaça yapılacak? Tanesine 600'den. Tanesi 600 TL arkadaşlarım. Çok güzel değil mi ya? Ben devam edemedim vallahi.
Yetişemedim. Yetişebilseydim yani çok güzel olacaktı. Bir tane daha ekliyorum diye düşünüyorum. Gül. Olabilir. Çok güzel olur. Bir tane de bu desenin gülü var. Dedim onu da ekleyeyim. Hani üçlü olsun. Evet. Şöyle çok güzel olur. Taktığı gibi üçlü takayım ben de. Çok güzel olur. Şöyle. Çok güzel olur. Bence yapmışken yap. Sonrasında başka bir tanesini başka bir yere de kullanabilirsin. Baktın kalabalık duruyor. Başka bir yer tek başına da kullanabilirsin. Yani böyle kiriş olur, şey olur. Çok güzel. Elin kolun ağrımasın, nazar değmesin. Rabbim güzel günlerde kullanmayı, bol müşterilerin olmasını nasip etsin inşallah. Böyle kahve keyfimize geçelim. El emeklerimizi gösterdik. Umarım beğenirsiniz. Şöyle pencerelerini de göstereyim. Balkona mı takacağım bunu? Bu hediye. Gidecek. Hediye gidecek. Ha? Kaktüslü kaktüslü perdesi de az bakar mısınız? Nasıl güzel, nasıl güzel. Maşallah. Eline sağlık Emine'cim. Kahveler buz oldu. Hadi. Hı? Bu da mavi. Çok güzel ya. O da çok güzel de ben mavi daha çok sevdim. Vallahi ben maviyi de seviyorum. İkisinin enerjisi de çok güzel bence. Bu da çok güzel oldu. Bu ne kadar Emine'cim? Bu da yani tam şey yapamıyorum. Sevil'den fiyat almadın mı? 400-500 arası. Çok güzel. Aslında bunun altına şöyle kancalar takıp fincan da olabilir. Mutfaklarda da olabilir yani aslında. Aynen öyle de olabilir. Kanca takıp böyle sarkıt şeyler, balıklar falan. Evet, evet. Rüzgar çanı gibi falan böyle. Aynen. Güzel olur. Elin kolun ağrımasın. Teşekkür ederim. Haydi kahvemizi içelim artık. Çok güzel ya. Şşt, baskı yapmayın birbirinize. Bunlar analı kızlı diyet yapıyorlar. Sen onu yedin, sen bunu yedin, ben yemedim. Yok, ben diyorum ki daha akşam yemeği yemeyi düşünmüyorum diyorum. Evet. Sen ne diyor? Diyor? Ha. Ye diyor ana. Salata var şimdi bu akşamda. Salata yersin canım. Ama yesim yok. Belki misafirin gelecektir, bilmiyorum. Gelsin dursun. Gelsin mi? Gelsin görürsün, sıkıntı yok. Kim gelecek? Soran. Benim kocam yok ama. Nerede? Balayta. Ya. Balığa mı gitti? Hmm. Ha. Olsun tamam, geldiği zaman balık yemeye geliriz o zaman. Tutar inşallah. İnşallah. O zaman bize afiyet olsun, kahve keyfimiz bol olsun, çok olsun inşallah. Rabbim güzel günlerden ayırmasın hiçbirimizi. Amin. Amin. Biz burada güzel güzel sohbet ediyoruz. Arzucum bir türlü gelemedi. Gittiler baktılar ki Arzucum yemek hazırlıyor. Akşam yemeği hep beraber akşam yemeği yiyeceğiz falan. Öyle dedi. Kızlar da dediler ki biz gidiyoruz biz gidiyoruz. Ne olacak belli değil şu an. Reyhan'ın evi zaten barajdaymış. Ondan sonra bilmiyorum Arzu geçmiş ocak başına kızartmalar uğraşıyor. Şimdi biz de kahve masamızı topladık da içeri gidiyoruz işte arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Şöyle salata, karpuz ve karışık kızartma masaya geldi. Reyhancığım eve gitti geldi yemek almaya. Bu neymiş kız? Salata malzemesi. Diyet yaptıkları için arkadaşlarım peynir, nohut falan. O ne Sena? Keten tohumu. Keten tohumu. Evet. Neye karıştırıp yiyeceksin onu sen şimdi? Bu ekmeği. Tam bu da ekmeğinle mi size alıp getirdiniz? Yok. Sonra... Reyhancığım şöyle sulu köfte yapmış. Sulu köftesini aldı geldi Emine ile beraber. Ben şunu yapmayı becerebiliyor muyum? Dokunmatik. Şöyle. Yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlarım şöyle Arzucum nohutlu pilav yapmış. Basmati pilavı. Böyle nişasta oranı çok az oluyor bunun. Kalorisi düşük oluyor. Cansu'cum basmati olduğunu görünce dedi hani azıcık pilav verir misin? Herkes masaya geçti. Tavuk mu? Verelim. Şöyle buradan böyle Reyhancığımın, Aslıcığımın, Senacığımın sofrası masaya sığmadık. Burada da böyle beyler varız. 10 lira olan yerler var. Yani. Az koydum yavrum. Afiyet olsun. Kanca nereye ver istersen? Ben bilmiyorum. Biraz öyle oldu sanki. Arkadaşlarım çay pastasına geçiş yaptık. Allah bereket versin. Eline koluna sağlık Arzucuğum. Afiyet olsun canım. Allah acı sofraları eylesin. Şöyle anneler günü hediyesini de bir göstereyim Arzucuğumun. Konuşuyorduk. Çocuklar baktı bu evin misafirlerimiz koydu. En güzelini yapmışlar. En güzel hediye. Çaydanlıklarla olacak. Çaydanlıkla anam uğraşmasın. Aynen.
75 tane mi çıkıyordu bundan Arzu? 50 bardak. 50 bardak. Biz de konuşuyorduk böyle çaycı. Çaycı falan böyle hani alsak etsek işte o model var bu model var. Bundan bahsediyordu Arzucum da anneler gününde hediye olarak gelmiş. Ben aslında 50 bardak olduğunu bulunca vazgeçtim. 50 bardak bize ikişer bardak yapıyor dedim vazgeçtim. Evet. Ama çocukların aklında kalmış öyle. Al, sağ olsunlar. Evet. Sağlıkla kullan Esit inşallah. Sağ olacağım. Senacığım da bir taraftan evi süpürüyor arkadaşlarım. Yedik içtik dağıttık bir taraftan topluyoruz. Bir taraftan yiyoruz içiyoruz. Allah razı olsun. Ben de şöyle alayım. Öyle bir şey yok. Çok yaşa. Ve günü bitiriyoruz arkadaşlarım. Saat şu an 11.30. Eve gidiyoruz artık. Herkes ayaklandı. Asansörden inen asansörden indi. İnmeyen de benim gibi merdivenden aşağı. Beyler falan indiler. Öyle. Azıcık hareket edelim dedim. Bugün ben pek yürüyüş mürüyüş hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi. Kapı kapı gezdim valla. Ay. Haydi bakalım. Ekip burada hazır. Hani arabayı kaçırıyor. Kaçırmaz kaçırmaz. Kapat çocuğum kapıyı. Hani araba yok gidecek. Gitmez anasını bırakıp gitmez. Aşağı çeker. Geldik. Evimize geldik. Yüzüme basarım diye korkuyorum. Yok kedi o. Kedi olduğu için oğlum. Bugün yüzümün ayağına bastım yanlışlıkla. Ayağım böyle havada gezdi çocuğum. Niye eziyorsun? Niye eziyorsun çocuğumun ayağını? Annem, kızım biz geldik. Kızım biz geldik. Bal çocuğum, bal kızım. Sen benim çocuğumun ayağını niye eziyorsun? Patisini böyle havaya kaldırdı, bana baktı. Oş. Vicdan yaptırdı değil mi sana? Bak, 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 bak. Tırnaklarını mı kestin? Pek tırnak takamadı. Ay, geldik eve. Saat 11.30. Gezmeli tozmalı bir gündü. Çok şükür Allah'a. Vallahi montumu falan çıkarmadan hemen sizlerle vedalaşmak istiyorum güzel arkadaşlarım. Montla gittim çünkü geriye dönüşte yürümeyi düşünüyordum. Kızlarla beraber çıkarız. Yürürüz oradan herkes evine dağılır diye düşünüyordum. Arzucum sağ olsun Allah razı olsun. Akşam yemeğini de beraber yiyelim diye. Biz balkonda kahvemizi içerken mutfakta harıl harıl kızartmaları yapmış. Patates, biber, havuç kızartmıştı. Allah ne verdiyse Reyhancığımın da sulu köftesi varmış evde gittiler sulu köfteyi aldılar geldiler benim yemeğim yoktu ondan sonra öyle hep beraber yedik içtik güzelce vakit geçirdik işte çok şükür bugünümüze diyelim çok şükür sevdiğimiz insanlar hep hayatımızdalar Allah hepsinden razı olsun Rabbim sizlere de güzel insanlar denk getirsin yani şu hayat gerçekten güzelliklerle yaşanması gereken bir hayat diye düşünüyorum güzel insanlarla güzelliklerle Çünkü hani bu hayata bir kere geldik ve gerçekten mutlu yaşayıp mutlu ayrılmak gerekiyor diye düşünüyorum. Rabbim hep güzel insanlara denk getirsin. Rabbim hep iyi insanlara denk getirsin. Değil mi? Güzellikler Aynen yaşamayı de. Nasip etsin inşallah hepimize. Çünkü hani öyle hayatlar var ki az dur Cansucuğum dur az çocuğu dur annem dur. Öyle hayatlar var ki gerçekten hep sıkıntılar içinde geçmiş sıkıntılar içinde geçiyor sıkıntılar içinde geçmeye devam ediyor. Yani inşallah herkes mutlu bir şekilde yaşasın ve mutlu bir şekilde şu dünyadan imanlı bir şekilde ayrılsın. Çünkü ne bileyim hepimiz mutlu olmayı ve mutlu yaşamayı hak ediyoruz diye düşünüyorum. Rabbim etrafımızdaki insanları güzelleştirsin. Eğer kötüler varsa güzellik nasip etsin. Güzel günlerde görüştürsün, güzel günlerde buluştursun. Herkesi mutlu mesut yaşatsın Rabbim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun güzel arkadaşlarım. Konuşsam daha çok konuşurum ama sizleri böyle sıkmak, bunaltmak istemiyorum. Bunalın istemiyorum. O yüzden sözlerime burada son veriyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbime emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşça kalın.